Namık Havuççe. Balıkesir Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Ve burada Anadolu'nun yiğit kadınlarına, emekçi kadınlarına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli milletvekilleri, tasarının 25. maddesi üzerinde verilen önerge üzerinde söz aldım. Şimdi Türkiye'nin enerji politikalarının AKP iktidarı döneminde ne kadar dışa bağımlı hale geldiğinin esasında rakamlar gösteriyor. Sayın Bakan, bizde doğal gaz çıkmıyor ama Bandırma Körfezi'ne durmadan doğal gaz çevrim santralleri yapılıyor. Bandırma Körfezi'ni zaten bir değişik yanlış enerji politikalarıyla, yatırımlarla Bandırma Körfezi'ni yok ettik, kirlettik. Şimdi Erdek Körfezi'ne de benzer şekilde durmadan, sanki doğal gaz o topraklarda çıkıyor gibi durmadan çevrim santrali yapıyoruz. Tabii bunlar yapılmasın demiyoruz ama Türkiye'nin enerji politikasının kendi kaynaklarına, yeşil enerjiye, güneş enerjisine, rüzgar enerjisinin potansiyeli çok fazla olan bölgemizde bunlar değerlendirmek yerine bakıyoruz bizde olmayan ve Türkiye'nin ana kaynaklarının birçoğunu dışa bağımlı hale getiren bir siyasi çizgi izleniyor. Değerli milletvekilleri, bakın rakamları da veriyorum. Türkiye'de enerji talebinin yerli üretimle karşılanma oranı Türkiye'de giderek azalıyor. 1990 yılında %48,1, 2009 yılında %29,5'a düşüyor. 2010 yılında bu %28,5'e düşüyor ve 2011 yılında %27,6'ya düşüyor. Yani iktidarınız döneminde Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarından giderek ciddi bir düşüşe, dışa bağımlı hale geliyor. Türkiye'de elektrik üretiminin %43,5'i doğalgazdan, %12,2'si ithal kömürden gerçekleşiyor. Fuel oil gibi diğer ithal kaynakları da sayarsak tüm elektrik üretimimizin yaklaşık %60'ı ithal girdilerle gerçekleşiyor. Bu kaynakların ülkeye maliyeti 36 milyar doları buluyor. Şimdi bakanlığında Balıkesir'de rüzgar enerjisiyle ilgili birçok yatırımlar yapıldı ve burada ciddi anlamda kaynakların ve yeni projelerin gerçekleşmesi için zeminler de mevcut. Değerli milletvekilleri, enerji politikasının temel stratejisi olarak çağdaş dünyada kullanılan tüm enerji kaynaklarını kullanmalıyız. İşsizliği önleyecek bir oran olarak yılda ortalama %7'lik bir büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek bir enerji politikasını hayata geçirmek için ayrımsız tüm kaynakları kullanmak zorundayız. Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarının yetersiz olduğunu iddia eden AKP hükümetinin bu yaklaşımları asılsız ve yanlıştır. Türkiye'nin değerlendirmeli bekleyen ve başlanmış yatırımları büyümeyi rahatlıkla karşılayacak yeterliktedir. Türkiye'nin henüz devreye alınmamış lignit ve hidroelektrik potansiyeli, hiç devreye alınmamış güneş ve rüzgar potansiyeli, biyoyakıt ve jeotermal potansiyeli vardır. Bunlar devreye alındığında 2011 yılında tükettiğimiz elektrik enerjisinin, yani yaklaşık 229 milyar kilowatt saatin yaklaşık 3 katından fazlasını üretebiliriz. Türkiye'nin potansiyeli bununla da sınırlı değildir. Enerji verimliliğinden elde edilecek kazanımlar ve mevcut santrallerin rehabilitasyonu, kayıp kaçakların kabul edilebilir seviyeye çekilmesi gibi unsurların bu potansiyeli eklenmesi durumunda yaklaşık 800 milyar kilowatt saatlik bir atıl potansiyelin devreye girmesi demektir. Bütün bunlar göstermektedir ki AKP'nin enerji politikaları doğru değildir. Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmiştir. İşte doğalgazla ilgili son zamlar ve halkımızın sırtına yüklenen faturalar bunun en somut göstergesidir. Bu nedenle bu politikalardan bir an önce vazgeçilerek ulusal enerji politikalarını, yerli kaynaklarımızda az önce saydığımız güneş enerjisine, rüzgar enerjisine ve bu kaynakların verimli kullanılmasına, kayıp kaçakların önlenmesine ve yatırımlarımızın bu alana çekilmesi gerekmektedir. Bu nedenle biz bu enerji politikalarıyla Türk halkının çıkarlarına uygun politikalar olmadığını düşünüyoruz ve yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum.